Madem Liz senin için bu kadar önemli, niye bu kadar uzak davranıyorsun kıza? Yok ya. Ciddi mi? Uzak davranıyorum gibi mi? Vallahi benim gördüğüm o. Ayrıca ne zaman Liz'den söz edilse arkadaşız, aramızda bir şey yok diyorsun. Ya işin doğrusu korkuyorum babacığım ben. Ben de öyle pek iş güç yok. 9 yıldır da askeriz. Pek birikmiş falan bir şey de yok tabii. Ha onun beklentisi yoktur. Gönlünü eyler gider ama... ben de arkasından bitap kalırım sonra. Ben öyle sevip sevdalandım mı... toparlanamam bir daha babacığım. Ya Hamza kardeş... İki gönül bir olunca her şeyin bir çözümü bulunur. Akıllı adamsın. Bundan sonra uğraşıp bir iş edinirsin. Bir baltaya sap olursun ha. Vallahi babacığım. Benden olsa olsa sade sapım. Kız Amerikalı. Her şeyin iyisini görmüş. Kolejde okumuş. Hem ben... Hem ne? Hem ben... sevdalanmamaya yeminliyim babacığım. Bir kere yaptım o hatayı. Bir daha yapamam ben. Çok mert adamsın be Hamza. Sana niye arıza diyorlar anlamadım. Delikanlı Hamza demek lazım ha. Aman diyeyim babacığım be. Arızalık iyidir. Kimse dokunmaz, bulaşmaz. Hem ne demişler, akıllı olup dünyanın karnını çekeceğine, arıza ol dünya senin derdini çeksin be. Delikanlılık büyük sorumluluk, öyle kolay iş değil. Boş versene, delikanlıyım diye ne zibidiler var ortada be. Boş ver onları sen, onlar başka. Onlar Tırtlar Vadisi'nde yaşıyor. Alem adamsın ha. Geç oldu ha, dönelim istersen. Dönelim baba. Tertip. Gel oğlum gel. Bak sucuk getirdim sana. Tüş. Nerede buldun lan sucuğu? İte köpeğe vereceği de arkadaşına versene be ya. Karışma oğlum. Bu Tertip'in payı. Gökhan. Çıkartsana o iti kulübeden. Anam. Nasıl çıkmış ağaca istek ya? Canan değil oğlum. Korkuyor adam. Sanki sen korkuyorsun. Al bir şey. Vallahi Tertip. Sen onlardan korkacağına onlar senden korkuyor ya. Ne manyaklar değil mi? Zaten. Abi bir tane daha replikler gibi çoğalıyor bunlar be ya. Ne? İki tane mi? Defedin şunları. Tertip, K9'um bütün sucuklar feda olsun sana. Çık hadi. Çık komutanımın yüreğini indirme ya. Vay vay vay. Tertip, manita mı yaptın la kendine? Mercimeği fırına vermişsiniz oğlum. Aferin aferin. Kızı ortada bırakmamışsın. Yavruna sahip çıkmışsın. Ne oluyor Gökhan? Çıkartsana köpekleri. Komutanım korkmayın. Tertip yuva kurmuş. Aile babası olmuş. Anam. Baba mı oldun la sen? Ana. İdiği olmuş Tertip'in be ya. Oy, 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 oy. Pek de sebebiymiş. Ay. Sen büyüyünce ısıracaksın bize ha. Ha, uç köpek seni. Isırmazsın değil mi? Bak ben de sana sucuk veririm sonra. Allah analı babalı büyüsün. Bu ne ya? Köpek doldu birlik. Çoğalır ileride, yer bunlar bizi. Bir şey yapmaz komutanım. En fazla böyle elinizi yalar. Yavrusu var diye huysuzlanmış. Olsun. Sen yine de bunları benden uzak tut. Emredersiniz komutanım. Sen baba gibi ısırma. Anam. İntikam zamanı geldi Tertip. Söz vermiştim. Tosun'la Cemal'den intikam alacağım. Koçum.
Edebilir. Hadi yürüyün. Ne dedi bu? Ya yürü yolda anlatırım. Mehmet. Bir dakika dursana. Ne oldu? Ya vaktin varsa bir şey konuşmak istiyorum. Canım bir şeye mi sıkkın senin? Neye sıkkın olabilir ki? Hem Mehmet'in canı bir şeye sıkılır mı hiç? Ya bak böyle kinayeli konuşacağına derdin de onu söyle. Yok bir şey. Seyfi ile aranızda bir şey mi var? Tesadüfe bak. Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Ne demek şimdi bu? Ne demekse o demek. Pek yakın gözüküyorsunuz. Saçmalama Mehmet. Saçmalamıyorum. Suzi bile öyle diyor. Ya üstelik hem öyle bir şey olsa bile sana ne? Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Arkadaşız. Hatta sinyor da benim arkadaşım. Arkadaşlar böyle bir şey yapacaklarsa bile en azından bir süre beklerler değil mi? Daha seninle ayrılalı ne kadar oldu? Ya Mehmet. Bak bunun hesabını sana vermek zorunda değilim. Ama şunu bil ki tek amacım Seyfi'ye yardımcı olabilmek. Hı hı. Tabii. Mehmet çıldırtma beni. Ya ne duyarsız adamsın sen ya. Kardeşi hasta anlamıyor musun? Askere gelmeden 2 ay önce annemi böbrek yetmezliğinden kaybettim Fatou. İnan Seyfi'nin durumunu benden iyi kimse anlayamaz. Özür dilerim. Bunu bilmiyordum. Ama ben bunu bahane edip kimseye kelek atmadım. Ya Mehmet. Böyle konuşma lütfen. Ya boş ver ya. Takmayın beni kafanıza abicim. Bir süre sonra alışırım zaten. Hadi eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol canım, bu fazla. Sağ ol. Tamam. Ya nasıl geçti koskoca gün? Hiçbir şey anlamadım ha. Ya biraz daha kalın ya. Otelin tadilatı olmasa kalırdık. Başında durmayınca ustalar sapıtıyor. Tabii. Babam başlarında duruyor. He. Viskileri içip beraber sapıtıyorlar. Abartma, abartma. Mesut, uçak vakti yaklaşıyor. Artık konuşalım şu konuyu. Bir dakika ya, bu ne konuşuyormuş bu böyle ya? Bir türlü anlatamadınız gitti ha. Yani bir müsaade etsen anlatacağız oğulcum. Anacığım, yerim seni ben pamuğu. Dur da dinle ya. He babam, söyle. Bir haberimiz var sana ama nasıl söylesek bilemiyorum. Neriman'a bir şey mi oldu yoksa? Neriman kim ya? Bizim kapı komşusu Neriman'ı diyor. Tarkan'ın karısı Neriman mı? Hmm. Ne işin var senin Neriman'la? Ne işim olacak evli barklı kadınla? Öylesine aklıma geldi. Söyle artık, çatlatma. O kadar kolaysa sen söyle kadın. Bak şimdi, yine üstüme attın.